Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine iş makinaları sesleriyle güne başladık. Burası okul. Bu 4 katlı gözüken yer okul. Aslında bu yıl teslim olacaktı ama deprem nedeniyle inşaatı durduruldu. Şimdi tamamlandı inşaatı, artık çevre düzenlemesi yapılıyor. İnşallah yeni döneme okul faaliyete geçecek. Şu an çevre düzenlemesi yapılıyor. Biz ise yine bildiğiniz gibi ödevlerimizin başındayız. Ben kahvemi yapıp geldim. Aysman da ödevlerini aldı geldi. Eksik kalan sayfalarını, bu tekrar çalışma kitabı var bizim. Şöyle görüyorsunuz. Bunu evde yapıyoruz. Öğretmenimiz aldırdı bütün o sınıfa. O ödevlerimizi söylüyor. Bugün şu sayfalar yapılacak diye. İşte böyle arada kaçırdığımız sayfalar olmuş. 56. sayfaya kadar demiş. Herkes yapsın, tamamlasın eksiklerini. Okul başlayınca kontrol edeceğim demiş. Şimdi eksiklerimizi tamamlıyoruz. Eksik bıraktığımız sayfaları. Bazen ödev çok olduğu zaman bunları biraz göz ardı ettiğimiz oldu arkadaşlar. Hani okula götüreceği ödev fazla olunca çok yüklenmemek adına bundaki sayfaları bırakmıştım, nasıl olsa bunları evde yapıyor diye. Şimdi o eksiklerimizi tamamlıyoruz. Herkes uyuyor. Bugün Ayhan izinli. Sabah gitti bir durağa. İşleri yoluna koydum. Sonrasında tekrar geldi. Evet, çok güzel oldu rengarenk. Şimdi kelebeğimizi boyuyoruz. İlk sayfadayız. Biz kelebeğimizi boyamamışız ve trenimizi. Şimdi onları boyuyor ismi. Arkaya doğru bakacağız. Eksik sayfaları tamamlayacağız. Kızlar da uyuyorlar. Biz de balkona çıktık onları rahatsız etmeyelim diye. Aysma'yla. Ben kahvemi içiyorum. O da ödevlerini yapıyor. Sonrasında kahvaltımızı yapıp çıkacağız. Bir önceki videomda söylemiştim ya. Annemler amcamlarla umreye gidiyorlar diye. Önümüzdeki hafta gidiyorlar. Allah izin verirse haftaya bugün yolcular. Hatta sabah gitmiş olacaklar. Dün, yok, cumartesi günü, dün. Ben bugün cumartesi sanıyorum. Dün gitmiş olacaklar. Bugün bir günlük ümrede oluyor olacaklar. İnşallah. Bugün amcamlara güle güle gidene gideceğiz. Köydeler mi, buradalar mı bilmiyoruz. Arayacağım kahvaltıdan sonra neredesiniz diye. Köydelerse köye gideceğiz. Esma da hayvanat bahçesini istiyor. Bir hafta içinden beri babası ona söz verdi. Önce hayvanat bahçesine gideceğiz, oradan oraya geçeceğiz. Derken bugün böyle dışarılarda olacağız. Kahvaltı öncesi dedim biraz ödev yapalım. Onlar uyanıncaya kadar. Dumanları şu renge mi koyarsın? Dumanı, evet, bence de o renge böyle. Artık herkes uyanınca da kahvaltımızı hazırlayıp size şöyle bir burada yaparız herhalde kahvaltıyı. Hava güzel yine. Bulutlu ama güzel, sıcak bir hava var. Çamaşırlığımız yine burada. Aleyna'nın önlüğünü yıkadım. Önlüğünü getirmiş. O ütülenecek, hazırlanacak. Yavaştan çantasını da hazırlayacağız. Yarın sabah Aleyna da yolcu. Bugün son hazırlıklarımızı yapacağız. Bizim çamaşırlık buradan hiç kalkmıyor. Daimi yeri. Daha camı da açıyorum da şimdi biraz açtım. Esince kapattım. He, onu söyleyecektim, öksürünce aklıma geldi. Biz dün akşam Aysma'ya bir deneme yaptık ama işe yaramadı. Şimdi ben internette gördüm. Limonu 4'e bölün. Yok. Limonu 4'e bölün. İçine kaya tuzu ekleyin. 4'e bölün ama koparmayın. Hani çiçek gibi açılsın. İçine kaya tuzu koyun. Yatağının başına koyun. Sabah hiç öksürük kalmadığını göreceksiniz yazmış. İşe yarasaydı ben sizinle paylaşacaktım nasıl yaptım ama işe yaramadı arkadaşlar. Denemenize gerek yok. Biz denedik, olmuyor. Akşam Aysman'ın başucuna koydum. Limon 4'ü böldüm. İçine kaya tuzu doldurdum. Başucuna koydum ama gördüğünüz gibi öksürüğüne bir çare olmadı. Kozalak şurubun, kozalak macununu diyeyim hatta. Kozalak macununu verdim yine sabah. Diş macunu gibi değil mi adı? Onu sabah içti. Şimdi kahvaltıdan sonra da yine bir şey deneyeceğiz. Bir şurup yani. Evet. Şurup içecek pekmez. Pekmez tadında bir şurup var. Limonla. O da çok etkiliymiş.
Bir de onu deneyeceğiz. Yine TikTok'ta gördüm. Evet, TikTok hilelerinde. Ben akşam yaparken diyor ki, ben Instagram'ın keşfetinde gördüm. Aysun'a da TikTok hileleri diye bir yerde görmüş. Diyor ki, aha ben bunu TikTok hilelerinde gördüm. Öksürüğe iyi geliyormuş. Sabah da kalkmış ilk kişi. Bana diyor ki, limon hiçbir işe yaramadı. Ben yine öksürdüm. Evet, limon bir işe yaramamış arkadaşlar. Aysun'a yine öksürmüş. Maalesef. Ev halkı uyandı. Yavaştan kahvaltı hazırlığına geçtik. Çayımızı koyduk. Patatesimiz kızarıyor. Aleyna kahvaltılıklarımızı hazırlıyor. Şöyle tahin pekmez yaparken aklıma geldi. Size bahsettiğim limon taktiği buydu. Limonu böyle dörde böldüm. İçine kaya tuzu doldurdum. Böyle yatağının başına koydum ama kesinlikle denemeyin. İşe yaramıyor. Biz denedik, olmuyor. Şimdi şöyle pekmeze limon damlatacağım. Az önceki söylediğim şurup buydu. Şimdi bunu Aysma'ya şurup diye. Şurup vermek istemiyorum. Onun için böyle doğal yollar deniyorum. Aynen, alternatif tıp denemek istiyorum. Şimdi Aysma'ya bunu şurup diye vereceğim. Ay ay ay. Aleyna şunu şöyle tutsana. Tut böyle. Kahve fincanının üstünde. Şöyle birkaç damla limon sıkacağım pekmeze. Bunu içireceğim öksürük için. Aysma'ya da şurup diyerek yutturmaya çalışacağız. Aysma! İnşallah duymamıştır. Aysma! Oo, tam arkadan geldi. Şu şurubu da al hemen. Çabuk çabuk öksürük için, öksürük için bunlar. Şifa şifa. Doğal şifa. Vallahi aldı gitti bir hışımla. Tamam, bir de kahvaltıdan sonra vereceğim. Şimdi aç karnına verdim. Bu da artık çöp. Kahvaltımızı yapıp evleri toparladık. Şimdi Katya'yı çalıştıracağım. Biz gelinceye kadar o da evleri süpürüp silsin. Kurabiyelerimi böyle paket yaptım. Önce hayvanat bahçesine gideceğiz. Aysman'ın gönlü olsun. Sonra da amcamlara geçeceğiz oradan. Oradan da belki köye gideriz diyoruz. Daha belli değil. Amcamlar İldem'delermiş. Gelmişler, buradalarmış. Hem köyde kalıyorlar hem İldem'de. Aradım biraz önce yengemi. İldem'deyiz dedi. Önce oraya gideceğiz. Sonrasında köye geçeriz diyoruz. Bakalım zaman ne gösterir. Şöyle çok hoşuma gitti paketi. Sizinle de paylaşayım istedim. Çok da güzel oldular. Şimdi bir çantanın içine geçireceğim ve yavaştan çıkacağız. Hayvanat bahçesine geldik. Aslında hayvanat bahçesi şu tarafta kaldı. Ama bugün cirit varmış. Şansımızdan o da burada görünce dedik hadi bir girelim. Biraz izleyeceğiz. Sonrasında hayvanat bahçesine geçeceğiz ama bence burası daha eğlenceli. İsterseniz böyle çocuklarınızı ata da bindirebiliyorsunuz. Bakın. Aa, bayağı eğlenceli gözüküyor. Ha? Çıkalım bence ya. Oturalım da izleyelim. Aa, oyun oynuyorlar. Bir sopa var. Onu taşıyorlar. Bakın. Eylül altı tarafında oturan sivilden. Sağ dışına çıkınız. Sporcu son 15 saniyemiz. Bizimkiler gitti bile. Tamam.
Müsabaka sonucunu arz ediyorum.
Uşak 1 Eylül Atlıcılı Spor Kulübü artı 34. Erzurum Dadaş Atlıcılı Spor Kulübü artı 6.5. Müsabakanın galibi Uşak 1 Eylül Atlıcılı Spor Kulübü. Müsabakası biten takımlar, ciletleri hakem kulesi önüne getiriniz. Çok keyifli bir cirit ardından geçtik hayvanat bahçesine. Vallahi çok keyif aldık. İlk defa izledim ama aşırı keyifliydi. Geliyor bizimkiler. Burası çok kalabalık ya. Benim hiç giresim yok ama Ayhan onun için geldik diyor. Bayağı sıra var. Aysma ekmek falan getirdi. Ördeklere ekmek atacağım diye. Ama oradan çıkan sanki herkes buraya geliyor. Biz defalarca girdik. Bence gerek yok böyle bir maceraya. Şu kalabalığa bakın. Uzun uğraşlar sonucu girdik. Ay nasıl sıcak içerisi. Nereden? Yatıyor. Yavru Ceylan. İçeride sıkılanlar dışarı kaçtı. Onlar geziyorlar. Aleyna çok merak ediyordu yılanları. Geliyor. Niye çıktın ya? Hamam gibi devam etseydin. Yavrular, yavrular. Simitten bıkmışlar, istemiyor simitten. Çekirdek istiyor. Bir tane gel istemiyor işte. Gel, gel. Başka hayvana da verin. Gel. Elini uzatıyor verin diye. Ver ablası istiyor, ver. Arkayı kapatalım. Ya seni yedim ya. Şu alarmı kapatsalar iyi olacak. Alarm buradalar. Bence bunlara ötüyor. Aynen. Aynen bunlar girdi diye ötüyor. Şuradaki alarm aynen. Buraya girdikleri için buraya girilmez alan aslında. Geliyorum. Ayhan'ın mekan kuşlar. Tavus kuşu kanatlarını açsa da izlesek ya. Açar mısın acaba rica etsem? Rica etsem kanatlarını açar mısın? Nasıl da güzelsin ya. Nasıl da güzelsin. Baba. Bizimkiler mekana giriş yaptı. Ya sen çok yedin biraz da diğerlerine. Ne var? O hemen yiyor. Hangisi? Kız açık onun. Hemen yiyor. Kızlar ne yapıyorsunuz? Poz mu veriyorsunuz? Bitlerini temizliyor. Ne yapsın? Ne yapsın ablası? Bitlerini hiç biraz bit temizliyor. Sana diyor ha. Bak bir şey söylüyor Ayhan. Ne diyor? Ne diyor? Allah Allah. Gel. 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 Baba ne diyor, ne diyor? Bak koş. Bak. Bak. Bak.
Her geldiğinde bir hayvanı baştan çıkarıyorsun. Gel şuraya geçelim. Ah, üstü sen arkasından. Şov yapıyorsun aynen. Ne? İsmail ilk defa mı geldi? Ya her seferinde şaşırıyoruz. Ne karışıyorsun Aleyna? Gel. Her seferinde ilk defa görmüş gibi duygulanıyoruz. Etmesinler bunlar balık yer. Balık getirseydin bunlara. Bakmadı bile Ayhan. Ya ördekleri atarız, atma buraya. He, ördekler oradan. Bunların hiç kendini bozması yok. Ekmek savaşları çıktı. Küçük küçük Aysin'e bak. Küçük küçük at hepsine gelsin. Havada yediyor. Kızım. Alın kızlar. Aysin'e küçük küçük at. Biraz da oradan at. Burada ben kolay gidiyorum ben bana. Yazık. Yemeğe anlayış. Anlayış taraflara at. Yemeğe anlayış. Yeni gelenler. Yeni gelen arkadaşlar, hoş geldiniz. Ekmek savaşları çıktı. Bence de kafasını uzatsa kafasını seni alır. Alır. Hiç dinlemez. Bilibili de farklı bir tarz oldu. Bunun yaprak falan yok. Kraker yiyorlar. Ay ay, Aydın'ın hakkı. Seni alacak gibi geldi bana da. Hadi. Ya da çok güneşlenmiş kız. Anne dur beni çek. Hayır girme Aleyna. Girmeyeceğim. Şuradan ne yapıyorsun? Çekeceğim. Şuradan çekeceğim. Ne yapıyorsun Aleyna? Aleyna şöyle yapsana. Gitti ya, çekemedi. Poz vermek istemiyorum lütfen, rica ediyorum. Dikkat hayvanı ya. Rahatsız etmeyin. Biri içeri girdi ve alarm ötmeye başladı. Ay, hakikaten asalete bak. Resmen poz veriyor. Aleyna çekin beni diyor. Anne girmek istedim mi? Hayır girme, ötüyor girme. Yoksa oradan çekmek daha iyi. Nasıl poz veriyor baksana. Hadi duruşa bak ya. Biraz daha bu tarafa doğru gelebilir misin? Bence de Asalet soydan gelir. Aa, gidiyor şöyle yakından. Ayhan yine bize yan döndü. Gel buradan önden çek dedi, yine yan döndü. O yandan poz vermek istiyor, karışmayın. Devamında var. Kaplanlar falan. Oraya bakalım. Amcamlara uğradık. Oradan geçerken de kayınvalidemin mezarına geldik. Kızlar dua edecekler. Aysimal çeşme arıyor. Su dökecekmiş. Bu su ikinci sokak. Bizimki bura değil. Şura birinci sokak. Şu ikinci sokak. İkinci sokak değil mi Ayhan? Efendim, ne getiriyorsun? Gel babaannenin mezarına dök. Getir. Dök hadi babaannenin mezarına. Şu önden dök, ha oradan dök. Hadi dök. Soğuk muymuş su?
Onu geri bir yere bırakıyoruz mu? Hı hı, bir yere bırak da başkaları dönsün. Hadi dualarınızdaydı. Aysima. Köydeyiz. Sürpriz. Sürpriz diyor. Ben söylemiştim geleceğiz diye. Pek sürpriz sayılmaz. Hı? O zaman sabah yapardık da. Bugün de böyle olsun. Ne hale gelmiş bu oda? Hepsinin yeri belli zaten. Şöyle ettim. Bakın kim geldi. Bizden sonra Burhangil de geldiler. Aysima'yla. Çadır. Nasıl ev karıştırılır izleyin. Oynat bakalım nasıl evi karıştırıyor. Geçinme. Şu köşe gelince geldim diyeceksin ben açacağım. Hadi bakayım. Evet, ne oynuyorsunuz? Ben de şuradan bakayım çok size. Güzel. Hadi geç. Yat içine geç bari. Kapıyı açıyoruz. Geçiyor yavaş yavaş. Kapattık burayı. Annem de umre sohbeti. Aa bak geldi. Baba. Konuştukça kalbim şişiyor diyor annem. Geldi şimdi. Aç bakalım. Aç. İşte. Şimdi ben de Burhan'da sıra. Hadi bakalım. Sığmak işte. Sarsın bence hadi. Ben buradan geçince sonra at içine. Tamam hadi. Çok kadar sıkışıktı ki. Şimdi Burhan'da sıra. Burada. Hadi sen asker olacaksın. Sürünmeyi öğren. Aç geldi. Yıkıl artık. Sığmıyor bizi. Hepimi öldürüyorum. Hadi kaydırak yapak. Üstünden kayak şimdi de. Kaydırak da acısı. Yok üstünden kaydın sadece. Hemen iki dakikada. Bizimki hala şöyle takır takır. Takır takır öksürüyor hala. Takır takır. Çok. Nefessizlikten geberiyorum. Şöyle ortasını bir tane daha. Ay Leyla da ne yapsın ya işte. Her geldiğinde dolap boşaltıyor. Her geldiğinde bu gün ne götürürüm. Ne götürürüm diye düşünüyor. Biraz önce eve girdik. Ne götürüyor? Kahveleri boşaltıyor. Sütü getir dolaptan. Şuradan da Hatme çiçeğini ver. Yatmadan önce Aysima'ya Hatme çiçeği içiriyorum. Hatme çiçeğini ver orada. Öksürüğü için. Bu defa Aydanur ve babası da içecek. Hayır hayır Aleyna yeşil çayına dokunma. Bak her şeyi al yeşil çayına dokunma. Benim paketim böyle değil. Hepsini kaynatayım ya. Şu kadar şunun yarısı kadar falan. İşte ben bunu almış sana onu demiştim böyle var diye. Al şunu Aydanur. Nereden aldın bunu Aydanur? Benim aslında. Kroso 38'den aldım herhalde. Kroso 38'den.
Neyse dur ben bulurum. Hatice çiçeği şu arkadaşlar. Bakın kurutulmuş. Bunu ben kendim kuruttum ama aktarlarda satılıyor böyle. Tahmini atıyorum. 3-5 tane. Şimdi kurabiyeyi valize koysam toz mu olur? 1-2 dakika kaynatıyorum. Yok bir şey olmaz valizde bence. Fatma çiçeğimiz de az kalmış. Şöyle bayağı attım. Etkili olsun diye. Bunu 1-2 dakika. Ha tamam. 1-2 dakika kaynatacağım. Sonra süzüp içeceğim. İçireceğim. Tadını hiç değiştirmiyor. Tadı aynı oluyor ama süreye çok faydası oluyor. Şimdi Aydanur, Aysima ve Ayhan öksürenler ekibi olarak bundan içecekler. Şöyle 1-2 dakika falan kaynattım. Şimdi süzgeçten süzeceğim çiçekleri içine geçmesin diye. Hem de Aysima huylanmasın diye. Sonra içireceğim. Şeker falan katmıyorum. Ben zaten sütlerine şeker, bal vesaire hiçbir şey katmıyorum. Sade süt olarak içiriyorum. Aslında doğal süt içseler daha güzel olur ama içmiyorlar. Kokuyor diye huylanıyorlar. Böyle mecburen paket süt içirmek zorunda kalıyorum. Ama en azından içiyorlar. Bunun çok faydasını görüyorum. Tavsiye ederim. Şimdi hepsine yetmeyecek diye birine az koydum. Önemli olan Aysima ile Aydanur. Onlarınkini kessin de Ayhan bir şekilde iyileşir. Önce evlat tabii ki. Şu kalanını da buna süzdüreceğim. Şuraya ne geçti ya. Salona geçtiler. Yargı izliyorlar. 1-2 dakika kaynatıyorum. İnanın sütün içine hiç lezzeti geçmiyor arkadaşlar. Normal bildiğiniz süt oluyor. Yani çocuklarınız görmeden eğer böyle yaparsanız asla anlamazlar. İçinde bir şey olup olmadığını asla anlamazlar. Garanti veriyorum buna. Ve öksürüğe de büyük faydasını gördüm. Onun için sizlere de tavsiye ederim. Ben de geçiyorum artık salona. Ben de yargıyı izleyeceğim. Yarım saat sonra da yolcum var. Havaalanıyor olur. Tekrar işe çıkacağım. Buradan kapanışımızı yapalım o zaman. Vedamızı yapalım buradan. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.